Değerli halkımız, Ahmet, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri AKP MHP faşist iktidarı tarafından gasp edildi. Hukuksuz bir şekilde el konuldu. Daha önceki hırsız kayyumların tekrarlanması için kayyum politikası uygulandı. Arkadaşlarımızın hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde arkadaşlarımız görevlerinden alındı. Yerlerine atanmış valiler atandı. Ve hukuksuz bir şekilde hakları halkımızın oylarıyla seçilen bu yoldaşlarımızın hakları gasp edildi. Van'ın, Diyarbakır'ın, Mardin'in iradesi gasp edildi. Ve biz HDP olarak, bu bölgenin insanları olarak asla kayyum politikasını kabul etmeyeceğimizi Iğdır'dan da haykırıyoruz. AKP, MHP faşist iktidarı bilsin ki kayyum politikası tutmayacaktır. Daha önce nasıl oylarımızla silip süpürüp Ankara'ya göndermişsek bundan sonra da sokaklarda, caddelerde ve evlerimizde her yerde direnerek onları kabul etmediğimizi ve bir an önce orada gitmeleri için de elimizden gelen her şeyi yapacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bakın, hukuku askıya aldılar. Demokrasiyi tanımıyorlar. Zorbalığı bir yol yöntem haline getirdiler. Ve sinip, korkup itaat edeceğimizi zannediyorlar. Ama şunu bilsinler ki korkmuyoruz, sinmiyoruz, itaat etmiyoruz. Ahmet'in, Van'ın, Mardin'in Büyükşehir Belediye İş Başkanları tekrar halk tarafından verilen yetkilerini kullanıncaya kadar, o kayyumlar buradan gidinceye kadar biz mücadele edeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Halkın iradesini gasp edenler, halk cevap verecektir. Onun için biz her yerde mücadeleyi yürüteceğiz. Her gün, her yerde, saat 8'de ışıklarımızı söndüreceğiz. Ve tencere tava çalacağız, düdük çalacağız, trafikte korna çalacağız ki bu zulme sessiz kalmadığımızı defalarca vurgulayalım. Değerli halkımız, sessiz kalmayalım. Bakın, Ahmet'in, Van'ın, Mardin'in Iğdır'dan bir farkı yoktur. İstanbul'dan bir farkı yoktur. Ankara'dan bir farkı yoktur. Bugün bu hukuksuzluğu kendine yol yöntem yapan bu AKP MHP ittifakına eğer sessiz kalınırsa ülke tamamıyla bir hukuksuzluğa doğru girecektir. Demokrasi tamamıyla askıya alınacaktır. Tek adam rejimi bu ülkenin üzerine karabasan gibi çökecektir. Ondan dolayı her birey, her yurttaş bu konuda irade sahibi olmalıdır ve mücadeleye katkı sunmalıdır. Asla bu politikayı, bu kayyum politikasını kabul etmediğini her alanda, her fırsatta vurgulamalı ve sonuna kadar da direnişin, mücadelenin içinde olmalıdır. Hepinize teşekkür ediyorum ve sizden ricam, sessiz kalmayalım. Hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız. Bici Berkudan, Bici Azadi, Bici Biratya Gellan.